gençlikten, varoş gençliğinden efendim zengin mahallesi çocuklarına kadar yani bize gelen şey izleyici kitlesine bir baksanız hani Bağcılar'dan Kürt çocukları da geliyor bize seyirci olarak. Ne bileyim Etiler'in zengin çocukları da geliyor. Bunlar kaynaşmış bir şekilde birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Yani efendim bize her taraf vücudu dövmeli bir heavy metalci uzun saçlı o da geliyor. Türbanlı bir arkadaşımız da geliyor. Mesela birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar. İnanamazsınız. Yani böyle bir birliktelik diyorsun ki normal koşullarda bu insanların aynı diziyi seyretmemesi lazım falan diyorsun ama bir şekilde bir tılsım yakalamışız ve Türkiye'nin hani çimentosu gibi bir şey olmuşuz. Sağcısı da seyrediyor, solcusu da seyrediyor, ülkücüsü de, devrimcisi de, İslami kesimden de, ulusalcı kesimden de herkes bizim diziyi izliyor. Bir şekilde sahipleniyor. Yani bu kadar çok kutuplaştığımız, bu kadar çok da hani ayrıştığımız bir dönemde hani haftanın bir günü, bir saatte birlikte bir şeyler yapmayı bence çok özlemişiz yani. Yani bu anlamda TRT'de kamu yayıncılığı ilkesini bence fazlasıyla yerine getiriyor. Yani hiçbir reklamda şeyi kar gözetmeksizin bu işin arkasında durarak önce yıllar sonra belki TRT genç bir seyircisini kazandı. Bizle birlikte arkasından çok büyük atılımlar yaparak işte 80'lerde vesaire de bir sürü dizi yaparak böyle orta yaş kesimini kazandı ve TRT tekrardan izlenilebilir bir kanal haline Bülent Ata ve ekibi ve yönetimi sayesinde bu durumlara geldi.